Edirne Belediyesi, COVID-19 Türkiye'de görülmeden önce başlattığı dezenfektan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bugüne kadar tüm kurum ve kuruluşlar, sağlık ocakları, eczaneler, fırınlar gibi halkın yoğunlukla bulunduğu alanlar dezenfekte ediliyorken, çalışmalar 216 personel, 56 araçla, bir yandan da cadde ve sokaklarda da devam ediyor. Belediye dezenfektan çalışmalarının daha etkili olması için bünyesine yeni ekipmanlar da dahil etti. Bu kapsamda iki arazöz aracına takılmak için püskürtme aparatı alındı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, dezenfektanların daha geniş alanlara yayılmasını sağlayacak olan bu aparatları yerinde inceledi. Ekiplerden dezenfekte çalışmaları hakkında bilgi alarak çalışmaların sık sık tekrarlanması talimatını verdi. Ayrıca cadde ve sokakların dezenfekte edilmesi için 9 ton konsantre dezenfektan takviyesi yapıldı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne merkezde bulunan tüm kamu ve kuruluşlarda dezenfektan işlemi gerçekleştirdiklerini, halkın sıklıkla kullandığı alanlarda da ilk günden beri dezenfektan çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. 24 mahalledeki cadde ve sokakların da dezenfekte edildiğini aktaran Belediye Başkanı Recep Gürkan, hepimizin sağlığı için evde kal çağrısını bir kez daha yineledi. Belediye Başkan Yardımcısı Doktor Ertuğrul Tanrıkulu da Türkiye'de vaka görülmeden önce dezenfekte çalışmalarına başladıklarını, hatta salgın başlamadan önce de Pazarkule'de bekleyen mültecilerden dolayı da birkaç bölgenin sık sık dezenfekte edildiğini söyledi. Edirne Belediyesi olarak bu COVID-19 koronavirüs salgınının başladığı gün, hatta Edirne'nin Pazarkule'deki mülteciler nedeniyle ondan önce de biz belli bölgelerde dezenfeksiyon işlerine ve hijyen işlerine başlamıştık. Bu arttığı zaman, bu ülkemizde bu koronavirüs salgını başladığı zaman biz bütün ekiplerimizle de hazırdık ve çalışmalarımız devam ediyordu. Sağlık İşleri Biriminde, Halk Sağlığı Birimindeki ekiplerimiz, aynı zamanda temizlik işlerimizin 7 ekibi de mahallelerimizi bu şekilde, yolları dezenfekte ediyor. Onun dışında Park Bahçeler Müdürlüğümüzün 3 ekibi de parkları ve bahçeleri, o açık alanları dezenfekte ediyor. Biz Edirne Belediyesi olarak bugün bütün şehri, şehrin yollarını, evleri, noterleri, eczaneleri, kamu kurumlarını, arabaları, minibüsleri, yani halkın topluca ve birlikte bir hareket ettiği noktaları tamamen dezenfekte ettik. Biz bir tur tüm Edirne'yi bitirdik. Şimdi bu haftada ikinci turumuza başlıyoruz. Bu anlamda halkımızın sosyal mesafeyi koruması konusunda da 50 bin broşür, 10 bin tane afiş ve 25 tane de billboardla bilgilendirme çalışmalarımızı yaptık. Onun dışında bütün arkadaşlarım seferberlik ilan ettik. Tam bir kriz belediyeciliği şeklinde bunun nasıl yapılması gerektiğini her sabah erkenden burada kriz merkezimizde gerekli çalışmalarımızla programımızı yapıyoruz. Ve şehrimizin bazı mahallelerinde COVID pozitif olan evleri de, o binaları da hemen Sağlık Müdürlüğümüzün ortak çalışmamızla, Sağlık Müdürlüğümüzde de bir ekip var, bu dezenfeksiyon ekibi. Onlarla beraber COVID pozitif çıkan şeyleri de, ilaçlamalarını, dezenfeksiyonlarını yapıyoruz. Biz Edirne halkı için, başta başkanımız Recep Gürkan olmak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ve bu çalışmalarımız neticesinde bütün Edirne Belediyesi 7/24 düzenine geçtik. Bu kriz belediyeciliği diyeceğimiz bu noktada. O anlamda bizim tek istediğimiz şey şu: Edirne evde kalsın, biz bu virüsü bulaşmayı engelleyerek, sosyal mesafeyi koruyarak ortadan kaldırabiliriz ve çok güçlü bir şekilde de çıkarız. Biz çalışıyoruz, biz çok çalışıyoruz Edirne halkı için. Ne olur Edirneliler evde kalsın. Edirneliler ihtiyaçları olmadığı sürece asla ve asla evden çıkmasınlar. Zaten 65 yaş üstü ihtiyacı olan engelli arkadaşlarımıza, hemşehrilerimize, hem belediyemiz hem de vefa destek sistemi ile beraber, belediyenin içindeki o vefa destek sisteminin içinde belediyenin ekipleriyle beraber tüm kamu kurumları, sevgili Edirneliler, sizin için biz hep dışarıdayız, çalışıyoruz. Edirne Belediyesi olarak da tek istediğimiz şey, lütfen evde kalın. Lütfen evde kalın, çıkmayın.
Biz çalışıyoruz. Neye ihtiyacınız olursa da önce 112'yi o vefa destek 65 yaş üzeri insanlar için, evde kalanlar için 112'yi arasınlar. Onun dışındaki bütün ihtiyaçlarını da biz 153 numaralı destek telefonu diye kurduk onu, destek sistemi diye kurduk. 153 numaralı telefonunu arayarak direkt Edirne Belediyesi'nden isteklerini iletebilirler. Edirne evde kal, biz çok çalışıyoruz.